Sayın seyirciler, gönül elçileri kimsesiz çocuklara umut olmaya devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl başlatılan gönül elçileri programı başarıyla sürüyor. Bugün biz de gönül elçilerini ve kadınlar için mesleki eğitim projelerini konuşacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın Aşkın Asan konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok önemli bir proje. Kamuoyunda biraz daha farkındalık yaratmak adına sizden daha detaylı bilgileri almak istiyoruz biz gönül elçileri projesiyle ilgili. Geçtiğimiz yıl başlatıldı ama birçok ayağı var aslında gönül elçilerinin. Evet. Ayaklarından biri koruyucu aile programı. Koruyucu aile diğer çocukları evlat edinme gibi, geçici aile gibi durumlarla çok karıştırılıyor. Koruyucu ailenin tanımıyla başlayalım istiyorum. Nedir koruyucu aile? Tekrar teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Gönül elçileri projesi yaklaşık bir yıl önce başladı. Sizin de belirttiğiniz gibi Başbakanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan himayesinde başlattık biz bu projeyi. Evet. Birçok ayakları var ve bizim bakanlığımız kurulduğunda sloganımız da şuydu: önce çocuk. İşte buradan hareket ederek biz de gönül elçileri, bir gönüllülük projesi, bize destek vermek isteyenlerin daha kurumsallaşmış bir altyapıda daha kolay bu hizmetleri verebilsinler diye aslında başlamış olduğumuz bir proje. Evet. Ve önce çocuk diyerek biz ilk projemizi koruyucu aile olarak belirledik. Onun da şöyle bir gerekçesi var. Kamuoyunda çok iyi bilinmiyor. Evlatlık edinmeyle karıştırılıyor. Evlatlık edinmeyi hemen hemen herkes bilir. Genellikle çocuğu olmayan aileler giderler, başvuruda bulunurlar. Çocuk, evlat edinmek isterler. Belli bir süreçten, eğitimden geçerler. Hatta işte sırada bekleme gibi de bir durum söz konusu olur. Evet. Çünkü başvurular çok fazla Türkiye'de. Ve bizim bakım altındaki çocuklarımızın durumlarına baktığımızda zaten bunların %85'e kadarı zaten annesi babası olan çocuklar. Hani bir şekilde aile bakıma muhtaç oluyorlar, bakıma öyle muhtaçtır. Mi? Şimdi ekonomik olarak bakıma muhtaç değil bu aileler. Evet. Çünkü biz 2002'den sonra şöyle bir politika izledik. Eğer ailenin ekonomik durumu iyi değilse, sırf parası olmadığı için çocuğuna bakamayacak durumdaysa, biz zaten o aileye ekonomik destek veriyoruz. Evet. Çocuk başına 500 lira vererek çocukların, bizim zaten ilkelerimizden biri şudur: çocuk için en doğal, en doğru yer ailesinin yanı. Evet. Buradan hareket ederek ailesinin yanında desteklediğimiz çocuklar 40 bin kadar. Yani o gruba, ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara zaten destek veriyoruz. Ama eğer o aile hani sorun ekonomik değilse de istismar boyutuna ulaşmışsa ve o aile artık performansını, sağlıklı performansını, ilişkiler kurma becerisini yitirmişse, o zaman çocuğu biz devlet bakımına alıyoruz. Evet. Devlet bakımına aldığımız çocuklarla ilgili de birçok hizmet biçimimiz var. Ve 2002'den bu tarafa bu kurumları çok geliştirdik. Hani sevgi evleri siz çok duymuşsunuzdur. Evet. Sevgi evleri, bizim çocuklarımız şu anda villa tipi evlerde, 10 kişi bir evde gayet mutlu, mesut ve rahat yaşamakta. Biz onlara iyi hizmet ediyoruz. Ancak şöyle bir gerçeklik de var. Bunu bilimsel çalışmalar da ortaya koymuş. Özellikle 0-6 yaş grubu çocuklar. Yani yeni doğan çocuğu düşünün. 6 yaşa kadar olan çocukların, bunu Birleşmiş Milletler de açıkladı çok kez. Kesinlikle kurumlarda ne kadar iyi hizmet verirse versin, kurumlarda kesinlikle tutulmaması ve barındırılmaması gerekiyor. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Hani bizim sevgi çünkü evleri, sevgi evlerimiz var. Evlerimiz var, çok iyi bakıyoruz. Sevgi ortamında bakılıyor. Hizmetlerinde hiçbir kusur yok. Ancak bu çocuklar bir aileye ait olma duygusunu geliştiremedikleri için tüm gelişimleri, yani zihinsel olsun, sosyal olsun, kişisel gelişimleri olsun, burada diğer çocuklardan daha geri kalıyorlar. Yani zihinsel gelişimlerini dahi sağlıklı bir şekilde tamamlayamıyorlar. Bu noktada bir ailenin koruyucu aile içinde, devreye evet, giriyor. Bu noktada aile, koruyucu aile devreye giriyor. Demin de dediğim gibi zaten bizim çocukların çoğunun annesi babası var ama hani sağlıklı bir aile olmadığı için
ya hapiste olmuş oluyor ya ayrılmış oluyorlar. Çocuğa bakacak başka birisi olmadığı durumlarda biz koruyucu aile müessesesini işletmeye başladık. Çünkü yine dediğimiz gibi en doğru yöntem çocuğun bir aile içerisinde olması. Evet. Şimdi ve böylece koruyucu aile projesini başlattık. Koruyucu aile için kimler başvurabiliyor? Başvuru şartları ne? Mesela ben bireysel olarak başvurabiliyor muyum yoksa ailemin olması mı gerekiyor? Bir evlilik müessesesi içerisinde olmak mı gerekiyor? Şartlar nedir? Yok, şartlar çok kolay. Bireysel de başvuru olabilir. İlla evli olmak gerekmiyor. Bekarsanız başvurabilirsiniz. Yalnız hani bir akraba ilişkinizin sağlıklı olması gerekiyor. Yani evet, sonuçta bir incelemeden, geçiliyor değil mi? Eğitim alınıyor. İki kademeli bir eğitim var. Eğitimden sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız önemli şartlardan bir tanesi. Ve Türkiye'de ikamet etme. Hani zaman zaman yurt dışına çıkıp gelme olabilir ancak ikametinin Türkiye'de olması gerekiyor. Bir de bir yaş sınırı var. 25-65 yaş arası. Evet. 25-65 yaş arası. Bir de en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Bir de önemli şartlardan biri de geçim durumunun, maddi durumunda iyi olmaz. Yani çok zengin değil bakın. Yani orta derecede. Yani o çocuğa bakabilecek bir maddi gelirin olması gerekiyor ki aslında biz koruyucu ailede çocuğun tüm masraflarını da o aileye destek olsun diye veriyoruz. Evet, onu da soracaktım size. O da önemli çünkü. Yani bir aile şefkati sağlamak isteyen insanlar olabilir ama belki maddi durumları iyi değildir. Demek ki bu konuda devletin de katkısı tabii sonuna ki, kadar tabii olacak. Ki. Her türlü ihtiyacını biz gideriyoruz. Bir aylık bakım ücret parası var. Bir de onun yanında da işte eğitim ücretleri, servislerine kadar yani okula gidiş, geliş, giyim ücretleri gibi bu gibi destekleri devlet sağlıyor ki tabii bunu istemeyen koruyucu ailelerimiz var. Diyorlar ki biz bakarız, biz hiçbir şekilde onların destek devlete istemiyoruz. Onların da devlete katkısı oluyor aslında değil mi? Ama biz diyoruz yine alın, evet. Çocuğun adına bir hesap açın, o hesaba bu parayı yatırın. Şu anda mesela koruyucu ailelerimiz diyor ki ne kadar güzel diyor. Şu anda diyor hesabında mesela daha yeni almış biri 10 bin lira parası birikti. Evet. Yani ileride evleneceği zaman ya da bir üniversiteye gideceği zaman o para ona destek alır. Yani yine devlete bırakmasınlar, onun bir ona hesap açarak orada biriktirsinler. Geleceği bizim için. Amacımız bu çocuğun sağlam aile ortamında o aile bağlarını görerek daha evet. sağlıklı bir ortamda yetişmesi. Peki efendim aile diyelim ki koruyucu aile korumasına alınan çocuğun ailesinin durumu, kendi öz ailesinin durumu iyileşti. Bu durumda nasıl bir prosedür işliyor? Ailesine teslim ediliyor mu çocuk koruyucu aileden alınarak, nasıl bir prosedür işliyor? Pek, onu da merak ediyoruz. Pek tabii ki. Yani eğer aile durumu düzelmişse, sağlıklı bir duruma gelmişse evet. o zaman çocuk tekrardan aileye geri verilir. Yani onda bir problem yok. Evet, kendi ailesiyle görüşmesi de sağlanıyor mu bu koruyucu aile himayesindeki çocuğun aynı zamanda? Tabii ki, tabii ki. Bunların hepsinin tedbiri alınmış. Kendi ailesiyle de görüşebiliyorlar. Tabii burada bizim il müdürlüklerimiz çok aktif olarak devrede. Evet. Yani aile kesinlikle koruyucu olan aile yalnız kalmıyor. Daima ona destek olan evet. psikologlar, sosyal çalışmacılarımızla birlikte aslında bu süreç götürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle görüşeceği zaman belirlenen bir yere götürülüp görüşmeler de sağlanıyor. Evet. Yani koruyucu aile içinde olan çocuklarımız gayet mutlu ve aileler de öyle. Yani o konuda bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, aileler de kendilerinde çok büyük değişimler ve değişiklikler olduğunu söylüyorlar. Bir de koruyucu aile sadece çocuğu olmayan kişiler değil, evet. çocuğu olanlar evet. da başvurabilirler. Mesela bir düşünün. Kardeş ortamını da görüyorlar. Aynen öyle. Emekli, emeklidir de iki çocuğunu büyütmüştür. Mesela biri üniversite, biri lise sonunda evet. Diyelim. Bir de iki tane kardeş alayım ya da tek bir tane. Birkaç tane de alabiliyorlar tabii, bu durumda. Kardeş de alabiliyorlar. Evet. Alayım. Onları da büyüteyim, onlara da bir destek olsun, evet. Kol kanat gereyim şeklinde düşüneceklerse ki bu şekilde düşünen birçok vatandaşımız var. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Bizim kampanyalarımız sonucunda farkındalık çok arttı. Evet. Hani programın başında bilinmiyor demiştim. Evet. Ama biz bu projeyi başlattığımızda 81 ilde koruyucu aileyi anlatan toplantılar yaptık. Hatta televizyon programları da yapıldı. Evet. Ve mesela 3243 tane toplantı yapıldı Türkiye genelinde. Evet.
Ve toplantılar sonrasında 4022 kişi başvuru yaptı. Dedi ki ben koruyucu aile olmak istiyorum. Olabilirler şimdi onların mi? Çoğunun incelemesi devam ediyor. Şu anda 1526'sı koruyucu aile oldu. Ki mesela 2012'de sadece 126 koruyucu aile vardı. Yani burada kampanyanın etkisi de, kampanyanın etkisi de gerçekten çok çok önemli, etkisini de görüyoruz. Biz bu kampanyaya devam edeceğiz zaten. Çünkü dediğim gibi her ne kadar çok iyi bakıyorsak da çocuklara, özellikle 0-6 yaş grubu. Evet. O grubun hiçbir şekilde kurumlarda değil, iyi bir ailenin yanında olması bizim için önceliklerden biri. Şimdi Gönül Elçileri Projesi'nin ayaklarından biri de kadınlar için meslek eğitimi. Evet. Çok önemli bir aslında proje. Şimdi bir spotumuz var, sizin hazırladığınız spotumuzu izleyelim, üzerine konuşalım istiyorum. Peki, tabii ki. Okumak isterdim. Araştırmacı, köşe yazarı, ne bileyim haberci olmak isterdim. Çocuklarım başarılarımla gurur duysun isterdim. İçime yara oldu diplomamın olmaması. Tüm kapılar yüzüme kapanıyor. Ama yine de geç değil. Hala yapabilirim. Eğitimimi tamamlayıp bir diploma sahibi olabilirim. Gönül Elçileri. Siz de eğitimi yarım kalmış bir kadının elinden tutun, onun mesleki açık öğretim liselerine kayıt olmasını sağlayın. Bir meslek, iyi bir iş, ikinci bir şans kazandırın. Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Evet, biz büyük bir aileyiz dediniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özellikle isim olarak da değiştikten sonra epey bir mesafe kat edildi. Gerek çocuklar için, gerek kadınlar için, gerek toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda çalışmalardan biri sanırım. Mesleki, tam adını söylemek kadınlar istiyorum. Için. Kadınlar için mesleki eğitim projesi. Evet. Kimler yararlanabiliyor? Şimdi yine herkes diyeceğim. Evet. Buna şöyle, şu şekilde eğitimle ilgili istatistiklerimiz şu anda yeni okula başlayanlar için %100'e erişmiş durumda. Yani kızlarla ve erkekler arasında bir fark yok. Evet. O bilinç de arttı, o farkındalık da arttı aslında. Şu anda kızı da oğlu da olan aileler her ikisini de okula gönderiyorlar. İlkokula, ortaokula, liseye, daha sonra üniversiteye gitsin. Elinde bir diploması olsun istiyorlar yeni nesilde. Bu büyük bir problem değil ama hani benim yaşımdaki zamanlara, benim çocukluk dönemime döndüğümüzde, ben mesela okurken bizim lisede sadece iki kızdık sınıfta. Evet. Hani o dönemde öyle bir farkındalık yoktu. Genelde ailenin içerisinde bir erkek varsa, abi varsa, hani o okusun, ileride bir şey olursa kız kardeşlerinde bakar şeklinde bir planlama yapılırdı. Ama şu anda yeni başlayanlarla ilgili, yeni nesilde böyle bir problemimiz yok. Ama istatistiklere baktığımızda nüfusumuzun büyük oranının ilkokul mezunu olduğunu da görüyoruz. Kadınlarda bu oran gerçekten büyük, yüksek bir puan. Şimdi kadın istihdamıyla ilgili bakanlığımızın büyük projeleri var. Bu projeleri yürütürken birden karşımıza ne çıkıyor? Kadınların eğitim durumunun düşük olması en büyük engellerden bir tanesi zaten. Bir bakıyoruz, diyoruz ki İşsizliğin en azaldığı grup hangi grup? Meslek lisesi grubu. Evet. Yani meslek lisesi mezunları daha kolay iş bulabiliyorlar. Kadınların eğitimli olanlarının %75'i kolayca iş bulabiliyor zaten. Yani eğitim çok çok önemli anahtarlardan bir tanesi. Yani her kapıyı açıyor neredeyse. Biz de dedik ki madem ki kadın ve erkekler arasında orta öğretimde, yeni nüfusta değil, eski unutulan, evet, unutulan, evet, ihmal edilen nüfusa baktığımızda orada bir fark var. Nasıl olsa da öğrenmenin yaşı yok. Kesinlikle. 7'den 70'e, değil mi? Bana bir harf öğretenin 1000 yıl kölesi olurum. Tabii. Diyoruz. Öğrenmenin de yaşı yok diyoruz. Bunu buradan hareket ederek biz mevcut sistemi inceledik. Ve dedik ki şu mevcut sistemde kadınların yaşı ne olursa olsun 45 olabilir, 60 olabilir, 50 olabilir. Evet. Eğitimlerini devam ettirmek isterlerse bir mekanizma, bir sistem var mı? Var. Şu anda mesela açık lise dediğimiz. Hani halk arasında dışarıdan bitirme, evet, diyorlar. Akşamları okula giderlerdi ve bitirmeye çalışırlardı. Evet. Bu sistem baktığımızda o sistemden de kadınların yararlanması biraz zor. Çünkü genelde kitapları size veriyor. Gidin diyor evde çalışın, bir yerlerde çalışın, sınavlara gelin.
Şimdi yüz yüze eğitim olmadığı zaman burada da başarıları pek söz konusu olmuyor ki. Zaten başvuranların çoğu donuk ve silik oluyor sistemde. Biz dedik ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ne yapalım, nasıl destek olabiliriz bu gruba? Hemen bu projeyi başlattık. Evet. Yine 81 ilde kadınlara yüz yüze eğitimlerin yapılabileceği. Bu birinci kolaylık, yüz yüze, yani bir dershane ortamında bu dersler onlara anlatılacak, bir. Evet. İkincisi, çocukları varsa onlara bakılacak o sırada. Üçüncüsü, evleri uzaksa onlar taşınabilecekler. Yani üç değişiklikle biz onların önündeki bütün zorlukları ortadan kaldırmış olacağız. Evet. Ki bunların pilot denemelerini yaptık aslında. Ankara'da yaptık ve 2010'da yapmıştık pilot denemesini. Ve elde ettiğimiz sonuç şu, tabii biz en zorunu yaptık Ankara'da. Köylerden kadınları topladık, taşıdık. Evet. Ve şu anda 17 tanesi üniversite kazandı. Harika. Sadece ilkokul diplomaları vardı. Yani ben şimdi ilkokul diploması olan bütün kadın ve erkeklere ayırt etmeden şunu söylüyorum. Şu anda büyük bir fırsat var. Hemen kendi bölgelerinde bulunan halk eğitim merkezlerine başvuru yapsınlar. Evet. Biz eğitimimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani liseyi bitirmek, oradan ortaokulu bitirmek. Yani nerede kalmışsa, nerede yarım kalmışsa oradan devam etmek istiyoruz desinler. Yüz yüze kurslar, hangi ders isterlerse, Türkçe, matematik, dil bilgisi, felsefe, biyoloji, bunlara başvurup devam edebilirler. Ve inanın ki bizim pilot projeler şunu gösterdi. Çünkü başta bana demişlerdi ki devam edemezler, bırakırlar kadınlar. Hani bu kadar emek gösteriyorsunuz ama buradan bir şey çıkacağını zannetmiyoruz diyorlardı. Ama herkes çok şaşırdı. Bir tanesi bile bırakmadı. Harika. Hepsi devam ettiler. 17 tanesi üniversiteye kazandı ve hayatları gerçekten çok çok değişti. Çok anlamlı oldu. İşte bu projede buna başlıyoruz. Biri. Çok kısa alabilirsem eğer, çünkü zamanımız da kısıt, aslında evet, konuşacak çok konu var, evet, biliyorum. Ama biz elimizden geldiğince ekranlarımızda sizin projelerinizi ve çalışmalarınızı, evet, yansıtmaya çalışıyoruz. Hangi branşlarda eğitim veriliyor? İstihdam okulu bitirdikten sonra istihdam konusunda veriliyor mu destek kadınlara? Kısaca onu da şimdi alırsam. Şimdi bizim tabii genel olarak kadın istihdamı ile ilgili yürüttüğümüz birçok çalışma, evet, var. Mesela özel sektöre yürüttüğümüz işte eşitlik platformu var. Onun için bana 2 saat ayırmanız lazım anlatabilmem için. Yine kadınların birlikte bir araya gelsinler, kadın kooperatifleri kurarak, birlikte bir araya gelerek iş ortamının sağlam bir şekilde zemine oturtulması için yapılan çalışmalar var. İşkur destekli kurslar var ki bunların çoğu biliyorsunuz istihdam garantili. Evet. Yine COSGAP'in projeleri var. Bir de şunu söyleyeyim, bir kadın düşünün, hiçbir mümkünü yok, hiçbir parası yok ve fakir. Ve sosyal güvencesi yok. Onunla ilgili de bizim bakanlığımızın vermiş olduğu krediler var. 10 bin lira veriyor. 0 faizli. İş kurmasını sağlıyor. İş kurmasını sağlıyor. Ona destek oluyor. 2 yıl hiç almıyor geri para. 8 yılda azar, tamam, azar ödemeli. Tüm imkanlar da söz konusu. Ama en büyük engel bu diploma işi. Yani ilkokul diplomasıyla bunlar yapılmaz. Evet. Lise diplomasının olması, meslek lisesi diplomasının olması şart. Bunun için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurmaları yeterli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Hasan. Heyecanınızı yitirmeden ederim, devam edin efendim. Çok teşekkürler. Ve böylelikle Dünya'nın Haberi'nde sonuna geliyoruz. Daha fazla bilgi ve ayrıntıyı TRT Türk.com.tr internet adresimizden ve TRT Türk'ün Twitter hesabından da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.